Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ve adını Halide Edip Adıvar'ın eserinden alan belgeselimizin ilk bölümünde Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş tarihinin en önemli dönemeçlerini ekrana getirdik. Bu bölümde İmparatorluğun Birinci Dünya Savaşı macerasını ve sonuçlarını anlatacağız. ...93 Harbi ile başlayan süreç, yenilgi, Berlin Anlaşması, toprak kaybı, insani facialar ve mali iflas, Abdülhamid'i güçlü bir müttefik aramaya yöneltti. İngiltere dev adımlarla büyüyen Almanya karşısında gün geçtikçe Rusya'ya yaklaşıyor. Aynı zamanda Osmanlı'nın petrol bulunan topraklarına göz koyuyordu. Osmanlı ile ittifak yapması söz konusu olamazdı. Almanya ise iktisadi nüfuz aramaya yönelmişti. Toprak işgali gibi bir politikası yoktu. Aranan müttefik ufukta belirmişti. İngiltere'nin Osmanlı'nın Türk-Rus harbinden sonraki zor durumundan istifade ederek tehditle Kıbrıs'a el koyması, verdiği sözün aksine Berlin Kongresi'nde Osmanlı'yı desteklemeyip ödünler vermeye zorlaması ve Süveyş Kanalı için 1882 yılında Mısır'ı işgal etmesi, Abdülhamid'in İngiltere'ye şüpheyle yaklaşmasına yol açtı. 1880'de İngiltere'de Rusya'ya karşı Türkiye'ye yakın duran Muhafazakar Parti devrildi. Yerine Liberal Partili Gladstone başbakan oldu. Mutasip bir protestan olan Gladstone açık bir Türk düşmanıydı. İngiltere artık alenen Osmanlı'nın Avrupa'dan Asya'ya sürülmesini isteyen bir politika izliyordu. Abdülhamid'in İngiltere'deki Türk düşmanı iktidara karşı tek şansı Boğazları ve Doğu Anadolu'yu isteyen Rusya karşısında Almanya ile ittifak yapmaktı. İktisadi nüfuz arayışında olan Almanya açısından da Osmanlı büyük bir kazanım olabilirdi. Berlin-Bağdat demiryolu Alman firmalarına milyonlar kazandıracağı gibi Osmanlı'nın ekonomik kalkınmasına da ciddi katkı sağlayabilirdi. Osmanlı ordusunun modernizasyonu da Alman silah firmaları dolayısıyla Alman hazinesi için epey karlı bir fırsattı. Abdülhamid'in talebiyle 1880'li yıllarda Almanya'dan İstanbul'a gelen mali ve askeri uzmanlar bir anlamda Türk-Alman ittifakının müjdecisiydi. 1883'te binbaşı von der Goch'un gelişi bu alanda bir dönüm noktası olacak, Golch Paşa Osmanlı ordusunda derin izler bırakacaktı. Kolmar von der Goch, Osmanlı'da görev alan Almanların en şöhretlisiydi. Genç Türk subaylarını çok etkileyecek olan Golch Paşa, 30 yıl sonraki Türk-Alman silah arkadaşlığının işareti sayılacak kadar önemli bir isimdi. Von der Goch, orduyu yeniden yapılandırırken Alman askeri sistemini Osmanlı'ya getirmekte kalmamış, onun teşvikiyle Osmanlı Devleti Alman Krupp ve Mauser fabrikalarına büyük siparişler vermişti. Golch Paşa'nın etkileri dolaylı olarak Türkiye'nin iç politikasında da görüldü. Golch Paşa, öğrencisi olan genç subaylara "Türkiye'yi siz kurtaracaksınız" diyordu. Türkiye'yi ancak kendilerinin kurtarabileceğine inanan o subaylar, İttihat ve Terakki yoluyla sonraki yıllarda Türkiye'ye yön vereceklerdi. 1889 yılında Almanya'da 2. Wilhelm İmparator oldu. Ertesi yıl Bismarck başbakanlıktan çekildi.
Artık Almanya atılgan bir Drang nach Osten, yani doğuya yöneliş politikası izleyecekti. Osmanlı toprakları Almanya için hem bir açık pazar hem de ham madde kaynağı olarak görülüyordu. Wilhelm, Ekim 1889'da İstanbul'a gelerek Sultan Abdülhamid'i ziyaret etti. 1890'da Almanya ile bir ticaret anlaşması imzalandı. Almanya'dan yapılacak ithalatın gümrüğünde indirimlere gidildi. Osmanlı'nın Almanya'dan yaptığı ithalat kısa zamanda arttı. Artık Alman sanayinin pamuk dahil ham madde ihtiyacı önemli oranda Osmanlı'dan yapılan ithalatla karşılanıyordu. Kaiser Wilhelm 9 yıl sonra 1898'de İstanbul'u ikinci defa ziyaret etti. İmparator Kudüs'ü de kapsayan ziyaretinde kendisini 300 milyon Müslümanın dostu ilan etti. İmzalanan ticaret ve dostluk anlaşmalarıyla Osmanlı tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. Sanayi devrimi müthiş bir üretim patlaması yaratmıştı. Kısa zamanda yeni ham madde kaynakları ve fazla ürünleri satacak dış pazar arayışı başladı. Sanayi devriminin öncüsü İngiltere elde ettiği sanayi gücü sayesinde herkesten önce güçlü bir donanmayla deniz aşırı ülkelerle sömürgeler kurmuş, Avustralya kıtasından Kanada'ya kadar çok geniş bir sömürge imparatorluğu haline gelmişti. Fransa ise ikinci büyük sömürge imparatorluğuydu. Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin de sömürgeleri vardı. Almanya muazzam bir dinamizmle sanayileşmişti. Ne var ki sanayi üretiminin ancak %30-40'ını kendi iç pazarında tüketebiliyor, hem dış pazar hem de ham madde kaynakları arıyordu. Almanya'nın Afrika'da Togo, Kamerun, Rodezya gibi küçük sömürgeleri vardı. Ancak bunlar gelişen sanayinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor, Almanya yeni nüfus sahaları arıyordu ve dünya üzerinde sahiplenilecek çok az yer kalmıştı. Pan-Cermanizm siyasetinin teorisyenlerinden Karl Heinrich Becker 1907 yılında şunları yazıyordu. Coğrafi konumumuz ve endüstrimizin pazar ihtiyacı dolayısıyla Türkiye'ye yöneliyoruz. Her Avrupa ülkesinin geri kalmış şartta kendisine ait bir hayat sahası vardır. İngiltere Mısır'da, Fransa Tunus'ta, İtalya Trablus'ta, Avusturya Bosna'da ve Rusya Karadağ ve dolayısıyla Balkanlar'da hak sahibidir. Bizim hiçbir yerimiz yoktu. Şimdi bu hayat sahamız Türkiye'dir. Dünya Savaşı'na giden yolda bütün göstergeler Kara Avrupa'sında en güçlü ekonomi olarak Almanya'yı işaret ediyordu. O yıllarda kömür ve petrol eşdeğeri olarak enerji tüketimi, endüstrinin de ulaştırma ve harp gücünün de göstergesiydi. 1890 yılı ile 1913 yılının enerji tüketimi rakamları karşılaştırıldığında şu tablo ortaya çıkıyordu. Alman sanayinin bu mucizevi dinamizmi sadece fabrika üretimi ve mühendisliğin değil, aynı zamanda AEG, Krupp, Siemens gibi dev firmaların, şehirciliğin, demir yolculuğun, otomotiv endüstrisinin, kimya ve askeri sanayinin de süratle gelişmiş olması demekti. İngiltere'nin sanayileşmesine tekstil, kömür, buhar ve denizcilik öncülük etmiş, sonra da buna petrol de katılmıştı. Alman sanayileşmesine ise demir-çelik sanayi ile askeri endüstri öncülük ediyordu. Almanya'nın bu gerçekten göz kamaştıran gücü, Birinci Dünya Savaşı'nı şekillendiren üç gelişmeye yol açtı. Evvela Almanya'nın böyle gelişip güçlenmesi Avrupa'da kaygı ve korku yarattı. Almanya'ya karşı önce Fransa ile Rusya ittifak yapacak, sonra buna İngiltere katılacak. Böylece Birinci Dünya Savaşı'ndaki
İtilaf Devletleri bloku oluşacaktır. İkincisi, Almanya'da hem aşırı özgüven ve yayılma hırsı oluştu, hem de Fransa, Rusya ve İngiltere tarafından kuşatılma korkusu. Kendisine karşı ittifak yapan devletlere İtalya'da katılırsa Almanya tam anlamıyla kuşatılmış olacaktı. Bu endişe Alman milliyetçiliğini büsbütün körükledi. Üçüncüsü, güçlenen Almanya'da Bismarck'ın Avrupa diplomasisine önem veren kuvvet dengesi siyasetinin yerini 1890 yılından itibaren İmparator II. Wilhelm'in Weltpolitik, yani dünya politikası aldı. Weltpolitik'in iz düşümü Drang nach Osten, yani doğuya yöneliş, doğuya yürüyüş politikasıydı. Bu bir anlamda Osmanlı topraklarına yöneliş demekti. Abdülhamid'in müttefik arayışına da denk düşüyordu. Almanya'nın kaderi artık Kaiser Wilhelm'in elindeydi. Genç imparatorun temel hedefi Osmanlı ile Berlin-Bağdat demiryolu projesini gerçekleştirerek Alman nüfusunu doğuya doğru genişletmek ve Basra Körfezi'ne ulaşmaktı. Bismarck'ın ihtiyatlı ve hesaplı politikasını bırakan Wilhelm, gelecek yüzyılın, yani 10 yıl sonra girilecek olan 20. yüzyılın Alman çağı olacağını açıkça ilan ediyordu. Almanya'nın güçlenmesinden tedirgin olan Fransa ve Rusya adeta alarma geçtiler. Fransa-Rusya arasındaki gizli askeri ittifak anlaşması Ocak 1894'te ilan edildi. Fransız-Rus ittifakı Osmanlı için de Almanya için de kaygı verici bir gelişmeydi. Fakat önemli olan İngiltere'nin hangi tarafta yer alacağıydı. İngiltere hangi tarafa katılırsa o taraf daha güçlü olacaktı. Ne var ki İmparator Wilhelm İngiliz hükümetinin ittifak teklifini reddetti. Wilhelm'in Osmanlı toprakları üzerinden Berlin'le Bağdat'ı, hatta Basra Körfezi'ni birbirine bağlayan demiryolu projesi, İngiltere'nin kendi hakimiyet alanı saydığı Orta Doğu petrol bölgesi için bir tehditti. Wilhelm, İngiltere'nin istediği gibi kara gücü olarak kalmayı kabul etmedi. Aksine tüm dikkatini hırslı bir şekilde savaş donanması kurmaya verdi. İngiltere ise vakit kaybetmeden Rusya ve Fransa ile ittifaka yöneldi. İngiltere ile Fransa arasında Nisan 1904'te Antant Kordiyal, yani dostane anlaşma imzalandı. Osmanlı açısından Birinci Dünya Savaşı'na giden yolda en önemli kilometre taşı İngiltere ile Rusya'nın anlaşmasıydı. Osmanlı'nın kaderini belirleyecek asıl gelişme buydu ve o anlaşma Ağustos 1907'de Rusya'nın başkenti Petersburg'da imzalandı. Almanya'ya karşı güç birliği yapan bu üç devletin üzerinde anlaştıkları diğer konu da Osmanlı'yı aralarında paylaşmaktı. Bütün bunlar olurken Avrupa'nın hasta adam olarak gördüğü Osmanlı İmparatorluğu'nda bu gelişmeler kaygıyla izleniyordu. İmparatorluk sömürgecilik siyasetlerinin hedefindeydi. Çok uluslu Osmanlı Devleti'nde Hristiyan azınlıklarda milliyetçilik hareketlerinin güçlenmesi devleti büyük zaafa uğrattığı gibi kapitülasyonlar yüzünden ciddi bir sanayileşme hamlesi de mümkün olmuyordu. Fransa, Rusya, İngiltere ittifakı ve karşısında Almanya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ittifakı keskinleşiyordu. Bu tablo iki süreci tetikledi. Birincisi, silahlanma yarışı daha da hızlandı. Karalardan denizlere yayıldı. İkincisi, Almanya Osmanlı'ya, Osmanlı da Almanya'ya daha fazla yakınlaştı. Rus Çarı 2. Nikolay ile İngiltere Kralı 7. Edward 1908 Haziran'ında bugün Estonya'nın başkenti olan Tallinn şehrinde buluştular. Şehrin adı o zaman Reval idi. İki hükümdarın buluşması tarihe Reval mülakatı olarak geçti. Rusya ve İngiltere 1907'de zaten anlaşma imzalamışlar, İran'ı aralarında paylaşmışlardı. İki hükümdarın bu görüşmesinde
müzakerelerin ana konusu Makedonya meselesiydi. Makedonya sorunu için Rusya ile İngiltere'nin birlikte hazırlayacağı bir programın emredici nota olarak Osmanlı Devleti'ne verilmesi konusunda anlaştılar. Reval mülakatına asıl büyük tepki Rumeli'de 3. Ordu'daki mektepli genç subaylardan geldi. Neredeyse tamamı gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yeminli üyesi olan genç subaylar, Rusya ile İngiltere'nin Osmanlı'yı paylaşmak için anlaştığını düşündüler. Kolağası Niyazi Bey ve Binbaşı Enver Bey gibi genç subaylara göre ülkeyi kurtarmanın tek yolu bütün sorunların sebebi olarak gördükleri Abdülhamid'i tahttan indirip meşrutiyeti ilan etmekti. Yıllarca dağlarda Bulgar ve Rum komitacılarla çarpışan genç subaylar, Abdülhamid'in meşrutiyetin ilanına zorlamak için bu defa kendileri dağa çıktılar. Bu amaç uğrunda şiddete, terör metotlarına başvurmaktan çekinmediler. En sonunda padişah, Rus harbi sırasında kaldırdığı meşrutiyeti yeniden ilan etmek durumunda kaldı. Genç subayların meşrutiyeti ilan ettirmesi orduya siyaset soktu. 31 Mart olayında ayaklanan alaylı askerler ordudaki mektepli alaylı kutuplaşmasını artırdı. 31 Mart'ı bastıran Mahmut Şevket Paşa komandasındaki hareket ordusu siyasallaşmayı büsbütün keskinleştirdi. Hareket ordusu 27 Nisan'da İstanbul'a hakim olunca Abdülhamid tahttan indirildi. Yerine kardeşi Mehmet Reşat geçti. İktidarı elinde tutan İttihat ve Terakki Osmanlı coğrafyasında kısa zamanda kontrolsüz güç haline geldi. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri giderek yaklaşıyordu. Balkan hizmetinden sonra orduda reform yapması için çağrılan Alman subaylar, Osmanlı ordusunda kısa zamanda yönetimi ele aldılar. Osmanlı Dünya Savaşı'na tarihçi İlber Ortaylı'nın deyimiyle Alman komutasında girecekti. Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insana ölüm kusacak olan silahları yapmak için devletlerin giriştiği yarışı hızla artan savunma harcamalarında görmek mümkündü. Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan oluşan merkezi bloğun 1913'te savunmaya ayırdığı toplam kaynak 118.4 milyon sterlindi. Buna karşılık İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu İtilaf Devletleri'nin 1913 yılında savunmaya ayırdıkları kaynak 246.2 milyon sterlindi. 1899 ve 1907 yıllarında yapılan uluslararası barış konferansları sonuç vermedi. Yaşama hakkının sadece güçlü uluslara ait olduğunu savunan sosyal darvinizm, hayatı top namlusundan gören militarizm ve saldırgan milliyetçilik Avrupa'nın hakim ideolojileriydi. Amerikan Başkanı Wilson'ın danışmanı Albay House, Wilson'a gönderdiği raporda Berlin'deki askerlerin savaşa kararlı olduğunu, buna karşı gelirse Kaiser Wilhelm'i tahttan çekilmeye zorlayacaklarını yazıyordu. Adeta barut fıçısına dönmüş Avrupa'da savaşın patlaması için artık küçük bir kıvılcım yeterliydi. O küçük kıvılcım Saraybosna'da çaktı. Avusturya ordusu 1914 yılının Haziran ayında Bosna Hersek'i topraklarına katmak isteyen Sırbistan'a gözdağı vermek için Bosna Hersek'te bir askeri tatbikat düzenledi. İmparatorluğun veliaht prensi Arşidük Franz Ferdinand ve eşi de tatbikatı izlemek üzere Saraybosna'ya gitti. Veliaht prens ve düşes gösterişli bir tören eşliğinde Saraybosna caddelerinden geçerken bir Sırp milliyetçisinin kurşunlarıyla hayatlarını kaybettiler. Bu suikast bütün tarafları oluşmuş, bütün şartları olgunlaşmış ve zaten beklenmekte olan o büyük savaşın işaret fişeğiydi. Önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan etti. Sonra Sırbistan'ın Slav ağabeyi Rusya, Avusturya-Macaristan'a. Bunun üzerine Avusturya'nın kan kardeşi ve müttefiki Almanya Rusya'ya, Rusya'nın müttefikleri Fransa ve İngiltere de Almanya'ya harp ilan ettiler. Savaş Ağustos ayında bütün Avrupa'ya yayıldı. Alev çemberi kısa sürede Pasifik Okyanusu'ndan Afrika'ya tüm dünyayı sardı. Henüz hiçbir askeri ortaklığa dahil olmayan Osmanlı'nınsa
bu büyük yangından hasarsız kurtulması çok zor görünüyordu. İttihatçı liderlerden Bahriye Nazırı Cemal Paşa Paris'e gitti. Maliye Bakanı Cavit Bey, Viyana, Berlin, Londra ve Paris'te kredi ve dostluk aradı. Talat Paşa Rus çarı ile görüştü. Hepsi İstanbul'a eli boş döndüler. Bu dönemde Enver Paşa da Ruslara ittifak önerdi. Ruslar bu öneriyi kabul etmediler. Tarihçi Alan Bodger, Dünya Savaşı arifesindeki Rusya'yı anlatırken derinlerdeki duygular hala etkiliydi diye yazar. Hala canlı olan bu duyguyu şöyle özetler. Haçı, Ayasofya'ya dikme rüyası. Bu duyguya panslavizm eşlik ediyordu. Bu süreçte İngiltere'de Osmanlı'nın 1911 yılında sipariş edip son taksi tarihçi parasını ödediği dreadnoughtlara el koydu. Bütün bunlar savaş çıktığında tarafsızlığını ilan eden Osmanlı'yı Alman tarafına itti. Müttefik arayan Osmanlı için Almanya'dan başka seçenek yok gibiydi. Ne var ki Almanlar zayıf buldukları Osmanlı ile ittifak konusunda pek de hevesli değillerdi. 16 Temmuz'da Sadrazam Sait Halim Paşa, Almanya'nın İstanbul'daki Büyükelçisi Baron von Wangenheim'le görüştü, ittifak önerdi. Büyükelçi Wangenheim'in Berlin'e gönderdiği uzun raporun özeti şöyleydi. Türkiye'nin bugün ittifaka değer bir halde olmadığı şüphesizdir. Müttefiklerine hiçbir fayda temin edemeyeceği gibi onlara yük olur. Ordunun silah ve mühimmatı yetersizdi. Bunu sağlayacak ekonomik güç de yoktu. Onun için bütün Osmanlı hükümetleri gibi iddiaçlar da güçlü devletlerden biriyle ittifak yapmaya çalışıyorlardı. Nihayet Sait Halim Paşa ve Wangenheim 8 maddelik gizli ittifak anlaşmasını 2 Ağustos'ta imzaladılar. Bu anlaşma Osmanlı'nın savaşa girmesini zorunlu kılmıyordu. Benzer bir anlaşma Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun büyükelçisi Palla Vicini ile de imzalandı. Böylece açıklanmasa da Almanya, Avusturya-Osmanlı bloğu oluşmuştu. Almanlar ittifak anlaşmasının mürekkebi kurumadan Türkiye'nin Rusya'ya harp ilan etmesi için baskı yapmaya başladılar. Çok geçmeden ünlü Göben ve Breslau gemileri gündeme geldi. Aslında Türkiye'nin satın aldığı iki dreadnought'a İngiltere'nin el koyması üzerine Enver Paşa, Wangenheim'de gizlice görüşmüş, Akdeniz'deki Alman savaş gemileri Göben ve Breslau'nun Osmanlı donanmasına katılması ricasında bulunmuştu. 3 Ağustos'ta İmparator Wilhelm bunu onayladı. Enver Paşa 10 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'nda bir oğlumuz oldu diyerek Göben ve Breslau'nun Marmara'ya girdiğini haber verdi. Ertesi gün Sadrazam Sait Halim Paşa devletin gemileri satın aldığını açıkladı. Gemilerin Karadeniz'e çıkmasına izin verilmeyeceğini de belirtti. Amaç Rusya'yı teskin etmekti. Gemilere Yavuz Sultan Selim ve Midilli adları verildi. Türk bayrağı çekildi. Bu dönemde Osmanlı devlet adamları ve büyükelçileri İngiltere, Fransa ve hatta Rusya ile görüşmeleri sürdürdüler. Savaş dışı kalmanın imkanlarını aradılar fakat olumlu karşılık alamadılar. Eylül ayında Osmanlı üzerindeki Alman baskısı büsbütün arttı. Osmanlı'nın savaşa girmesini sağlamaları için İstanbul'daki büyükelçiye ve Alman askeri heyetine emirleri artık bizzat Kaiser Wilhelm veriyordu. 4 Eylül'de Alman Genelkurmay Başkanı General Moltke, Osmanlı'daki Alman heyetinin başkanı Liman von Sanders Paşa'ya bir telgraf gönderdi. Moltke, Çanakkale tahkimatları tamamlandıktan sonra Osmanlı ordusunun gecikmeden iki harekata başlatılmasını istedi. 1. Karadeniz'de Odessa'ya çıkarma yapılması. 2. Orta Doğu'da Mısır'a harekat düzenlenmesi. Odessa çıkarması, Avrupa cephesinde savaşan Rus ordusunun bir bölümünün buraya çekilmesini gerektirecek, Almanya ve Avusturya'yı bir ölçüde rahatlatacaktı. Mısır'a yapılacak harekatta İngiltere'nin Hindistan'la bağlantısını sıkıntıya sokacaktı.
hilafete sahip Osmanlı'nın savaşa girmesi, Rusya'da ve İngiliz sömürgelerinde yaşayan milyonlarca Müslümanın ayaklanmasını kolaylaştıracaktı. Almanya'nın beklentisi buydu. Almanlar bu süreçte Osmanlı donanmasının Rus limanlarını bombalaması için Babali'ye ağır bir baskı uyguladılar. İttifakı bozup Ruslarla anlaşma yapacaklarını bile ima ettiler. Avrupa cephelerinde durum ciddileşiyordu. Türkiye'nin derhal harbe girerek Rus kuvvetlerini kendi üzerine çekmesine ve Müslümanları ayaklandırmasına Almanya'nın çok ihtiyacı vardı. Osmanlı tarafında ise sıkıntılar büsbütün artıyordu. Subaylara bile ancak yarım maaş verilebiliyordu. Seferberlik halindeki orduyu beslemek her geçen gün güçleşiyordu. Osmanlı'nın Berlin Büyükelçisi Mahmut Muhtar Paşa, Alman Dışişleri Bakan Vekili Zimmermann'la görüştü. 5 milyon altın kredi verilmesini istedi. Zimmermann'ın cevabı şu oldu: "Bu parayı hükümetiniz savaşa girdiğinde hemen alırsınız." Kredinin ikinci taksitinin gelmesinden bir gün sonra 24 Ekim'de Enver Paşa, Amiral Suşon'a Karadeniz'e çıkma yetkisini verdi. Enver Paşa'nın verdiği yetkiden padişahın da, sadrazamın da, hatta Talat ve Cemal dışında kabine arkadaşlarının da bilgisi yoktu. Savaş gemilerinin 29 ve 30 Ekim'de Rus limanlarını bombalamasıyla Osmanlı Dünya Savaşı'na dahil oldu. Çok geçmeden Rus ordusu Eleşkirt'e doğru ilerleyecek, İngiliz-Fransız donanması da 3 Kasım'da Çanakkale mevzilerini bombalayacaktı. Osmanlı açısından savaşın ilk iki cephesi belli olmuştu: Erzurum ve Çanakkale. Sultan Reşat 14 Kasım'da başkumandan ve İslam halifesi sıfatıyla 300 milyon esir Müslümanın kurtuluşu için cihat çağrısı yaptı. Sarıkamış faciası 1915'in ilk günlerinde yaşandı. Erzurum merkezli 3. Ordu bu harekatta adeta eridi. Osmanlı Devleti Ermeni örgütlerinin Rus ordusuyla işbirliği yapması karşısında Ermenilerin tehcir edilmesi, yani Suriye'ye zorunlu olarak göç ettirilmesi kararını aldı. Tehcir sırasında büyük bir insanlık dramı yaşandı. İngiliz ve Fransızlar Çanakkale'ye yapacakları saldırının hazırlıklarını yaparken Cemal Paşa kumandasındaki 4. Ordu Süveyş kanalında çarpışıyordu. Çünkü Almanlar böyle olmasını istiyordu. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Kafkasya'da, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, Bitlis'te ve Van'da Rus ordusuyla savaştı. Çanakkale'de dünyanın en güçlü donanmalarına sahip İngiltere ve Fransa ile, Anadolu'dan yüzlerce, binlerce kilometre uzakta Filistin'de, Mısır'da, Irak ve Suriye'de, Bakü'de, dahası bugün Macaristan'la Ukrayna topraklarında bulunan geniş Galiçe cephesinde savaştı. Sarıkamış'ta soğuktan kırılan Mehmetçik, Sina çöllerinde, Hicaz'da ve Yemen'de sıcaktan kavruldu. Adeta bir neslin kaybıyla sonuçlanan Çanakkale'deki şanlı direniş ve Kutül Amare zaferi sonucu değiştirmeye yetmedi. Tarihçi Hikmet Özdemir'in askeri hastane ve genelkurmay kayıtlarını esas alarak verdiği sayılara göre 1. Dünya Harbi'nde Osmanlı ordusu çarpışmalarda ve salgın hastalıklarda 501 bin şehit verdi. 891 bin 364 asker sakat kaldı. Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler adlı kitabında Osmanlı Devleti'nin Dünya Savaşı boyunca 2 milyon 850 bin askeri silah altına aldığını, şehit, yaralı, hasta, sakat ve esir sayıları toplandığında toplam kayıp sayısının 2 milyon 300 bin olduğunu belirtiyor.
Savaşın getirdiği açlık ve salgın hastalıklar Anadolu insanını perişan etti. Yüz binlerce sivil de yaşamını yitirdi. Ekim 1912'de Balkan devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırmalarıyla başlayan Balkan Harbi, imparatorluk açısından Birinci Dünya Savaşı'nın da başlangıcı olmuştu. 1912'de başlayan savaş, 10 yıl sonra 1922 Eylül'ünde Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sona erecekti. Bu 10 yıl içinde Türkiye, Orta Doğu'daki toprakları bir yana, sadece Rumeli'de 170 bin kilometre kare toprak kaybetti. Milyonlarca insanını cephelerde veya cephe gerisinde açlıktan, salgın hastalıktan ya da göç yollarında yitirdi. Yunan işgalinin olduğu Ege'de ve Rus işgalinin olduğu Doğu Anadolu'da kadınların yaklaşık %30'u dul kaldı. 1933'te geçmişteki bu 10 yıllık savaşın bakiyesi olarak 15 milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık 1 milyonu topaldı, çolaktı, kördü, bir şekilde sakattı. 1917'de Ordu Sağlık Bürosu'nun yaptığı bir araştırmaya göre halkın %14'ü sıtmalı, %9'u frengiliydi. Köylülerin %72'si bitli olup her an tifüse yakalanabilecek durumdaydı. Dahası savaşla birlikte patlak veren enflasyon, temel besin maddelerini yoksul ve orta sınıfların erişemeyeceği noktaya getirmişti. Şöyle ki, savaşın başladığı 1914 Temmuz'unda şekerin kilosu 3 kuruş, savaşın sona erdiği 1918 Eylül'ünde ise 250 kuruştu. Savaşla geçen 4 yılın sonunda kilosu 1 kuruş olan patates 27 kuruşa, kilosu 3 kuruş olan makarna 95 kuruşa, litresi 8 kuruş olan zeytinyağı 180 kuruşa yükselmişti. O zamanlar halkın ısınmasında çok önemli olan odunun çekisi de 45 kuruştan 540 kuruşa fırlamıştı. Halk açlık çekiyor ve üşüyordu. New York Times 11 Nisan 1917 tarihli sayısında İstanbul halkının hayatını şöyle anlatıyordu. İstanbul'da açlık başlamış durumda. Orta gelirli ve emekçi sınıfların yoksulluğu soluk kesecek ölçüde. Savaşla birlikte zaten güçlükle ayakta duran devlet de çökme noktasına gelmişti. Savaş başladığında bütçe açığı yaklaşık 1 milyon 50 bin liraydı. Savaşın sonunda 1918-1919 bütçesinin açığı 17 milyon 767 bin liraya fırlamıştı. Rakamlar açlık derecesinde yoksulluğu yansıtıyordu. Birinci Dünya Savaşı sürerken itilaf devletleri gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaştılar. 1917'deki Bolşevik İhtilali sonrasında Rusya'nın savaştan çekilmesi, Doğu cephesinde Osmanlı ordusunun adeta imdadına yetişti. 3 Temmuz 1918'de Sultan Reşat öldü. Padişahlığı boyunca deyim yerinde ise İttihatçıların sözünden hiç çıkmamıştı. Reşat'ın 57 yaşındaki kardeşi Vahdettin, 6. Mehmet unvanıyla 4 Temmuz'da tahta çıktı. Çok geçmeden Osmanlı'nın 3. müttefiki Bulgaristan, mütareke yani ateşkes istedi. Osmanlı'nın Almanya ile ulaşımı kesildi. Bulgaristan'ın yenilgisiyle İngiliz ve Fransız kuvvetlerine İstanbul yolu açılıyordu. Başkent Trakya'dan gelecek bir saldırıya karşı adeta savunmasızdı. Sadece İstanbul değil, Anadolu da tehlikedeydi. İngiliz ordusunun Filistin'i ele geçiren kolu Halep'e doğru, Bağdat'a giren kolu da Musul'a doğru ilerliyordu. Savaşın kaybedileceğini anlayan İttihatçı hükümet istifa etti. İstanbul'da hükümet krizi sürerken cephelerde ordunun çöküşü hızlanıyordu. Üstelik Almanya'da yeniliyordu. Kayıtsız şartsız teslim olan Bulgaristan 29 Eylül'de ateşkes imzaladı. Alman Genelkurmay Başkanı General Ludendorff aynı gün İmparator Wilhelm'e Almanya'nın da mütareke istemesi gerektiğini bildirdi. Batı cephesinde yenilen Almanya'nın elinde doğuya Bulgar ordusunun yerine gönderilecek Alman askeri yoktu.
İstanbul'un bile tehlikeye girdiğini gören Osmanlı vakit geçirmeden mütareke istedi. Ekim ayının başında Alman hükümeti de Osmanlı hükümeti de ateşkes yapmak için diplomatik görüşmelere başlamıştı. Bulgaristan 26 Eylül'de aniden ateşkes isteyince İtilaf Devletleri aceleyle mütareke imzalamak zorunda kalmıştı. İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetleri Osmanlı'nın mütareke istemesi halinde hazırlıklı olmak için bunun şartlarını kendi aralarında kararlaştırmak amacıyla 5 Ekim'de Paris'te toplandılar. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau ve İtalya Başbakanı Orlando, Türklere dayatılacak ateşkes şartlarını kararlaştırdılar. Taslağı İngilizler hazırlamıştı. Savaş sürerken kendi aralarında imzaladıkları gizli paylaşım anlaşmaları doğrultusunda Osmanlı topraklarını nasıl paylaşacakları konusunda uzlaştılar. Mütarekede gerekli görülecek yerlerin işgaline imkan veren ünlü maddeyi taslağa İtalya koydurdu. Madde 10. Mühim stratejik noktaların İtilaf Devletleri tarafından işgali. ...11 Ekim'de mütareke metni Çanakkale Boğazı'nın ağzında bekleyen İngiliz Amiral Kaltorp'a, Musul'a doğru ilerlemekte olan Mareşal Allenby'ye ve Trakya sınırına dayanmış olan İngiliz Generalini Milne gönderildi. Amiral Kaltorp elinde mütareke taslağıyla Mondros Limanı'nda Türklerin gelmesini beklemeye başladı. 16 Ekim'de kabine toplantısında Kurmay Albay Nuri Bey bakanlara verdiği briefingde şöyle diyordu. Düşman ordularındaki 1,5 milyon askere karşı bütün Osmanlı memleketlerinin müdafası için 72 bin tüfek vardır. Memleketimizin hiçbir noktasını müdafaa edecek yeterlikte kuvvet yoktur. Birkaç gün sonra Halep'i, Adana'yı, belki ötede Musul'u işgal edecekler. Belki İstanbul'a, Boğazlara, İzmir'e hücum edecekler. Bir avuç eşkıyanın bile memleketi işgal edebileceği hale geldik. Neticede mütareke görüşmeleri için Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay Başkanlığı'nda 4 kişilik bir heyet görevlendirildi. Rauf Bey 30 Ekim akşamı mütarekeyi imzaladı. Gazetelerde ihtiyatlı bir iyimserlik vardı. 1 Kasım 1918 tarihli Tasvir-i Efkar gazetesi, ışıklar ve çiçeklerle süslü bir çerçeve içinde mütareke imza olunmuştur haberini veriyor. Fakat yandaki sütunda Ziya Paşa'nın şu beytini yayınlıyordu. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık. Mütarekenin imzalanmasından bir gün sonra iddiaçı liderler yurt dışına kaçtı. Bunun nedeni yalnızca ülke içindeki şiddetli tepkiden çekinmeleri değildi. İstanbul'u işgal edecek olan İtilaf Devletleri tarafından kurulacak uluslararası mahkemede harp suçlusu olarak yargılanmaktan da korkuyorlardı. Bunun için kaçmışlardı. İttihat ve Terakki'nin kendini feshetmesi ve büyük prestij kaybına uğramasıyla parlamento içinde ve dışında birçok parti ortaya çıkmış, ülke bir felaketin içindeyken siyasi kavgalar kızışmış, İzzet Paşa hükümetine saldırılar da artmıştı. Her yere ve her şeye kaos hakimdi. Ülkenin tek teşkilatlı partisi İttihat ve Terakki savaşla birlikte çökmüştü. Fakat ülkeyi yönetebilecek başka bir siyasi güç, güçlü bir siyasi parti yoktu. Musul'un işgalini İskenderun ve İstanbul'un işgalleri izledi. Bu süreçte yurtsever komutanlar İstanbul'a geliyor, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlardı. Çanakkale Kara Savaşları'nın kahramanı Mustafa Kemal de bunlardan biriydi. Mustafa Kemal, Nisan 1919'da Anadolu seçeneği ortaya çıkıncaya kadar İstanbul'da siyasi çalışmalara öncelik verdi. İngilizlerle ve İtalyanlarla da görüşmeler yaptı.
Derken Paris Barış Konferansı, savaşın mağluplarıyla imzalanacak barış anlaşmalarının detaylarının belirlenmesi amacıyla 18 Ocak 1919'da büyük bir tantanayla açıldı. Dört büyükler denilen Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya dahil konferansa katılan ülke ve toplum sayısı 32'yi buluyordu. Konferansa Nubar Paşa başkanlığında bir Ermeni heyeti de katılıyordu. İngilizler Şerif Hüseyin'in oğlu Emir Faysal'ı da yanına ünlü casus Lawrence'ı katarak konferansa getirmişlerdi. Sadrazam damat Ferit de konferansa çağrılacak, aşağılanarak geri gönderilecekti. Şubat 1919'da Harbiye Bakanlığı Mustafa Kemal'i Musul'un kuzeyindeki artık etkisiz ve güçsüz hale gelmiş olan 20. Ordu'nun kumandanlığına tutuklanan Ali İhsan Paşa'nın yerine atamak istedi. Mustafa Kemal bu görevi kabul etmediğini bildirdi. Ordular grubu kumandanlığı yaptığını, sıradan bir tuğgeneral sayılamayacağını, ancak kanuna ve statüsüne uygun bir görevi kabul edebileceğini ekledi. Bu sırada İngilizlerin emriyle İstanbul'da İttihatçı avına çıkılmıştı. Listeler halinde tutuklamalarla vatansever asker ve aydınlar Bekir Ağa bölüğüne hapsediliyor, oradan İngiliz sömürgesi olan Malta adasına sürülüyordu. Gazetelerde her gün yeni tutuklama listeleri yayınlanıyordu. Bu sırada Doğu Karadeniz'de Pontusçu Rum çetelerle Müslüman halk arasında da çatışmalar oluyordu. Padişah bu karışıklıkların yeni bir işgale yol açmasından endişeliydi. İngilizler de Müslümanların Rumlara saldırılar yaptığını söyleyerek padişahı sıkıştırıyorlardı. İngilizler işgalin ilk işareti olarak Samsun'a ufak bir birlik çıkarmışlardı. Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesinde müttefiklerin kendi emniyetlerini tehdit altında görmeleri halinde stratejik her yeri işgal edebilecekleri yazılıydı. 24. maddede ise Doğu illeri Ermeni vilayetleri olarak niteleniyor. Bir karışıklık çıkarsa buraların işgal edilebileceği yazıyordu. Doğu'da asayişi sağlamak gibi ağır bir görevi kim ifa edebilirdi? Sonunda padişah bu görev için Mustafa Kemal Paşa'yı atadı. Paşa 9. Ordu müfettişi olarak olağanüstü yetkiler almıştı. Öyle ki Osmanlı tarihinde böylesine geniş yetkiler hiçbir komutana tanınmamıştı. Sadece kumandanlara değil, vali ve kaymakamlara da emir verme yetkisi vardı. Sivas'tan doğu sınırına kadar bütün askeri birlikler ve mülki idare onun emrine verilmişti. Kolordu ve tümenlerin merkezleri Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'taydı. Mustafa Kemal'in de Anadolu'da sırayla bu güzergahı izleyecek olması bir tesadüf değildi. Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri bunun tezahürüydü. Gelişmelerle birlikte artık bütün vatanseverlerin yüzü Anadolu'ya dönmüştü. Anadolu'ya geçen ilk 5 kumandanla birlikte bir bakıma milli mücadele dönemi de başlıyordu. Şubat ayında Ali Fuat Paşa, Nisan ayında Kazım Karabekir Paşa ve Mayıs ayında Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Albay Refet Anadolu'ya geçti. Onları Rauf Bey takip etti. Kumandanların Anadolu'ya atamasını yapanlar, başta Cevat Paşa ve Fevzi Paşa olmak üzere Osmanlı Harbiye Bakanları ve Genelkurmay Başkanları'ydı. Bu sırada Albay İsmet Bey de Harbiye Müsteşarı'ydı. Fevzi Paşa, İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs günü günlüğüne şu notu düştü. Daireye gittim. Cevat Paşa işe başladı. İngilizler İzmir'i Yunanlılara teslim etti. Tebdili hava için dilekçe verdim. Üçümüz Anadolu'da mukavemete karar verdik. İzmir'i işgal eden Yunan ordusunun bununla yetinmeyeceği, Batı Anadolu'yu Yunanistan'a ilhak edeceği anlaşılıyordu. Bütün bunlar olurken İstanbul'da İzmir gibi kaynıyordu. 20 Mayıs'ta damat Ferit Paşa, Sait Molla gibi isimlerin öncülüğünde İngiliz Muhipler Cemiyeti, yani İngiliz Dostları Derneği kurulmuştu. İngiliz mandasını savunan dernek sonraki günlerde milli mücadeleye karşı çıkacaktı. İzmir'in işgali sansür yüzünden Osmanlı basınında ancak 2 gün sonra yazılabildi. Haberler büyük çapta sansürlüydü. Tasvir-i Efkar gazetesinin sütunları sansür nedeniyle boştu. İşgal İstanbul'da ve tüm yurtta mitinglerle protesto edildi. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa, valiliklere yolladığı telgraflarla mitinglerin devam ettirilmesini tavsiye ediyordu.
Aralık 1918'den itibaren kendiliğinden ve yerel inisiyatiflerle Reddi İlhak, Müdafaa-i Hukuk, Harekat-ı Milliye gibi adlarla kurulmuş legal cemiyetler giderek yaygınlaşıyordu. Ermeni işgali tehlikesi bulunan Doğu Anadolu'da ve Yunan işgali tehlikesi bulunan Batı Anadolu'da 1919 yılının ilk aylarında bu tip vatansever cemiyetlerin kuruluşu hız almıştı. Bunlar kongreler yaparak yönetim ve denetim organlarını seçiyorlar, işgale karşı siyasi ve fiili direniş kararları alıyorlar, yerel hizmetleri de üstleniyorlardı. Mustafa Kemal Anadolu'da çok yoğun bir ilişkiler ağı kurarak teşkilatlanmaya başladı. Kısa zamanda Anadolu'daki ordu birliklerini ve mülki idareyi vali ve kaymakamları emri altına aldı. Kurulmuş olan sivil milli direniş cemiyetleriyle ve etkili yerel kişilerle temas kurarak halkı örgütlemeyi amaçlıyordu. Padişahla ve İstanbul hükümetiyle ilişkilerini de sıcak tutup onların güvenini olabildiğince sürdürmeye çalıştı. Ne var ki örgütlenme çalışmaları İngilizlerin dikkatinden kaçmadı. Önce İstanbul'a çağrıldı, sonra görevden alındı ve sonra ordudan atılacağı kesinleştiği anda askerlikten istifa etti. Çok geçmeden damat Ferit hükümeti paşa hakkında tutuklama emri verdi. Buna karşın Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu'yu temsil edecek heyeti temsiliyenin reisi seçildi. İngiltere Başbakanı ve Paris Konferansı'nın baş aktörü Lloyd George'un en ağır cezanın Türklere verileceğini ilan ettiği günlerde Anadolu'da müthiş bir ölüm kalım mücadelesi başlamıştı. Bu mücadelenin en büyük dayanağı da İslam dünyası ve Bolşevik Rusya olacaktı. Bütün bunları ve Yunan ordusu Anadolu'da ilerlerken imzalanan Sevr Anlaşması'nın detaylarını bir sonraki bölümde anlatacağız.